bize fazla oy verene değil İstanbul halkına metro yapıyoruz. Buna da devam edeceğiz. Test sürüşüne çıktığı Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosunda bu mesajı verdi Ekrem İmamoğlu. Gündeminde rakibi Murat Kurum'un açıkladığı projeler vardı. Kes kopyala yapıştır benzetmesi yaptı. Büyük bir kısmının kes kopyala yapıştır gibi olması ilginç. Bizim 5 yıl önce İstanbulluların gündemine taşıdığımız birçok projelerin bir nevi böyle bir yan sanayi gibi şekil değiştirip servis edilmesi de ayrı bir tespitim. Şimdi Murat Kurum'la ilgili de bir haber var, vereceğim. Şunu kabul edelim. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce topal ördek yapacağız onları dediği gibi topal ördek oldukları halde en az güvercin kadar hızlı uçup hızlı taklalar attılar ve o imkanlarla İstanbul Belediyesi'nin imkansızlıklarıyla doğru işler yaptılar. Ben Ekrem İmamoğlu'nu eleştirenlerdenim, biliyorsunuz. Neyini? Siyasi anlayışını. Siyasi anlayışını eleştiririm. Doğru yaptığı zaman da doğru yaptı derim. Şimdi doğru gidiyor. Ama Allah aşkına, Ekrem İmamoğlu Belediyesi'nin çalışmadığını söylemek yani rezilliktir, ahmaklıktır ve ahlaksızca bir tavır olur. Ya ülkenin cumhurbaşkanı tek imza, onu topal ördek haline getiririm dedi. Topal ördek haline getirdi ama AKP'li güvercinlerden, özgür güvercinlerden daha çok uçtu, daha güzel uçtu, daha çok işler yaptı. Bunu kabul edelim canlarım. Evet, geçelim başka bir tane videoya. Beylikdüzü TÜYAP attı. Bu bölgedeki araç trafiğini olduğunca azaltacağız. Şimdi, hayır, kendimi övmek için söylemeyeceğim. Zaten onu ben bilgi olarak almıştım, değil mi? Ne demiştim? Erdoğan'dan gelen talimat göre seçimlerden önce, seçimlere kadar İstanbul trafiğini Arap saçına döndürecekler. Park yasağı olan yerlerde trafik polisi hiç kimseye karışmayacak, ceza yazmayacak, ne yaparlarsa yapsınlar diyecekler. Öyle olunca ne olacak? 4 şeritli yol, sıra sıra otomobiller bir şeride düşecek. 10 dakikada gideceğiniz yere 1 saatte, 1,5 saate gideceksiniz. Murat Kurum. İlk etkin seçim çalışmasında trafikten söz etti. Benden söylemesi, daha o zaman söyledim ben bunu, değil mi? 20 gün kadar önce söyledim. Şimdi bir daha söylüyorum. Anadolu'dan, Trakya'dan İstanbul'a gidecekler, uyarıyorum. Önümüzdeki 2,5 aya kadar İstanbul'da işiniz varsa, hele bir de göbeklerdeyse, sakın ola gitmeyin. İşin içinden çıkamazsınız. Trakya'ya dönecek olsanız arabanızın yanına varamazsınız. Arabanızı bulamayabilirsiniz gibi yani. Yurt dışından, İstanbul dışından, Anadolu'dan falan gelmişseniz keza yine aynı şekilde yollarda tıkanır kalırsınız. Bunu 2,5 ay İstanbul trafiğini felç edecekler. Halk diyecek ki, ulan Ekrem İmamoğlu be, hiç çalışmıyorsun, ne bu kardeşim ya? Belediye otobüslerinde, metrolarda bakın ne kumpaslar kurulacak. Memduh Bayraktaroğlu söylüyor. Nereden söylüyor Memduh Bayraktaroğlu? Murat Kurum daha bu konuşmayı yapmadan 20 gün önce ben bunları anlattım, değil mi canlarım? Buyurunuz. Buyurunuz efendim. Evet. Bir başka ne varmış bakalım. Düzü İncirli metro hattını projesinde açıklayan sunum gördük. Ya bir imza atılsa zaten kaleye çıkacak. Bir kalem bir mürekkep. Ne para istiyoruz ne kefalet istiyoruz. Evet canlarım. Ne para istiyoruz ne kefalet istiyoruz. Bir mürekkep bir imza. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi sever mi sevmez mi bilmiyorum. Ama siyaseti ve iktidarda kalmayı bu ülkeden daha çok sevdiği konusunda ben artık eminim. Ben eminim. Bu benim düşüncem. Ben olana bitene bakıyorum. Recep Tayyip Erdoğan iktidarı ülkesinden ve halkından daha çok seviyor diyorum. Ya İstanbul ya, toplam nüfusun neredeyse %20'sinin hayatını sürdürdüğü, ekmek parası kazandığı, okullarına gittiği, mekteplerinde okuduğu, vergisini ödediği bir şehir bu ülkenin.
Yani 18 milyona yakın insan İstanbul'da ikamet ediyor. Ya bu insanlara sırf seçim kazanmak için Ekrem İmamoğlu'nu aşağılamak adına böyle çirkin siyaset olmaz olsun. Olmaz olsun ve yazıklar olsun. Etmeyin, eylemeyin ya. Ya çok ayıp ya. Medya ellerinde tabii, halka da anlatamazsınız. Halk yaşadığına bakar. Halk bilmez ki trafik polisleri park yapılma, park yasağı olan yerlerdeki otomobillere müdahale etmiyor. Herkes istediği yere, süt eşeği gibi, eşeğini bırakır gibi dilediği yere bırakıyor. Halk bilmez onu. Yazacak olan gazetelerde kaç kişi var? Ne kadar tirajları var? Kaç kişi okuyacak? Televizyonlar, birkaç tane haber kanalı var. Kaç kişi izliyor abi? Kaç kişi izliyor muhalif olanlarını? Ana haber, popüler kanallar, yani 1 milyondan fazla izleyicisi olanlara baktığın zaman bir tek Fox ana haber. Şimdi Now mu oldu? Now ana haber. Bir tek o. Geri kalan hepsi yalakalık yapıyor. Hepsi yalakalık yapıyor. Olmaz. Ya bakınız, kanunlara riayet etmiyorsunuz. Anayasaya riayet etmiyorsunuz. İyi de arkadaş ya. Vicdan ya. Vicdan be. Başka konuda yapın ya. İnsanlara işkence etmeyin. Ya işe gitmek çok zor bu İstanbul'da. Bir de siz bu trafiği öldürürseniz yazık o insanlara ya. O küçücük çocuklar evlerinden çıkıp okullara gidiyorlar. Okullarından çıkıp evlerine dönüyorlar. Normal şartta 20 dakikada geleceği yolu o çocuklar 2 saatte gelirlerse. Günah değil mi o çocuklara ve ailelerine ya? Ya yapma Recep Bey ya. Etme Recep Bey ya. Lütfen ya. Halkım adına size oy veren vermeyen herkes adına, bilhassa da çocuklarımız adına, iş insanları, işe gidip gelen memurlar adına, işçiler adına istirham ediyorum Recep Bey ya. Lütfen bu ihtiraslarınızdan vazgeçin ya. Ya lütfen ya. 2,5 ay Cumhurbaşkanı olarak tarafsız kalın ya. 2,5 ay ya. Kaybederseniz İstanbul'u kaybedin ama insanlarımızı kaybediyoruz ya. Ya günah. Bakın bir inatlaştınız. Bir imar hatları Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Urfa, kaç kişinin öldüğünü hala bilmiyoruz. Kaç çocuğumuz kayıp. Anneleri babalara haykırıyor. Kaç çocuğumuzun kayıp olduğunu halkımızdan gizliyorsunuz. Ve o insanlara çocuklarının hiç olmazsa mezarını gösterin ya. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin ya. Ya bunlar sizin dilinize konuyor. Günah ya. Suçtan vazgeçtim. Ayıptan da vazgeçtim. Suçtan korkmuyorsunuz. Neden? Mahkemeler size çalışıyor. Ayıptan hiç utanmıyorsunuz. Ama bari Allah'tan korkun, günah ya. Ya Allah'tan korkun ya. Çok günah ya. Lütfen. Oh canlarım, oh. Projelerini paylaşan Murat Kurum'un vaatlerinden biri de Sultanbeyli metro hattıydı. Rakibi İmamoğlu aynı hattı Sancaktepe Çekmeköy etabında test sürüşündeydi. 2019 yılında sadece şantiyesi vardı dedi. Mart ayında hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Hep diyorlar ya, metroyu biz başlattık. Aslında ihaleyi almış bir firma ve ihale alan firmanın şantiyeye yerleşmesi anlamına geliyor. 2019'un sonunda, yani 2020'nin başında buraya start vermiş olduk. Yani sıfırdan başlamış olduk. Murat kardeşim, sen siyasetçi değilsin. Mühendissin. Başarılı bir mühendis olmalısın ki 32-33 yaşlarında Türkiye'de inşaat sektöründe çok iyi yerlere geldin. Başarılı işler de yaptın bana göre. Ben ona da hayır demiyorum. Ama siyasete bu kadar bulaşma ya. Ya adam test sürüşü yapıyor ya. Metroda test sürüşü yapıyor. Sen o ihalenin, o metro hattının ihalesine çıkacağım diyorsun belediye başkanı olursam. Ya ne ayıp şey Murat ya. Ne ayıp be kardeşim. Ya o İstanbul garibanları, cahilleri kandırıyorsun. Tamam peki kandır kardeşim, siyaset yapar. Ama şöyle bir siyaset yap. Bizi de ciddiye al. Yani bizi yeme. Bizi keriz yerine koyma. Hadi o insanları keriz yerine koyuyorsun. Ne yapayım? Siyaset yap. Ama öyle bir siyaset yap ki sadece o insanları keriz yerine koy. Aynı şeyi, aynı saygısızlığı bizlere yapma be kardeşim. Test sürüşü yapılan bir metro için belediye başkanı olursam ihaleye çıkacağım. Ya söyleyecek çok şey var Murat ama söylemek istemiyorum kardeşim ya. Ayıp ya.
Gerçekten ayıp ya. Canlarım kusura bakmayın. Yani üzüntü basıyor bazen şeylerde. Taksi sayısının arttırılacağını vaat eden Murat Kurum'un bakanlığı döneminde UKOME'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri taksi sayısının arttırılmasına red oyu vermişti. 4,5 yıldır bizim mücadele ettiğimiz, çözdüğümüz ya da çözmek üzere projesini hazırladığımız vaatlerden bir tanesi de taksi meselesi. Taksi meselesinin de çözümü biziz. Taksici esnafını da en çok düşünen biziz. İstanbullunun taksi sorununu da en çok düşünen ve gündeme getiren biziz. Şimdi bakınız, hafızalarımızla alay ediliyor, zekamızla alay ediliyor, aklımızla, eğitimimizle, bilgimizle, kariyerimizle, bizim her şeyimizle alay ediliyor. Bizi o zavallı uyuyan eğitimsiz cahil insanlarla aynı noktaya koyuyorlar. Ya bu İstanbul'da bu damalı ve plakaları arızalı bana göre. Bir piyasa ekonomisinde olması mümkün değil. Haksız rekabet piyasa ekonomisinin nefret ettiği bir sistemdir. Orada adamlar sınırlı bir plaka var. İstedikleri gibi atanatıyorlar. Ekrem İmamoğlu da haklı olarak halk İstanbul hemşehrilerini düşündüğü için yeni bir taksi sistemi kurmak istedi. Ya bu UKOM var ya UKOM. Bu arkadaşın bakanlığında bak buna bağlıydı. Bu Murat'a bağlıydı. Bu engelledi hepsini abi. Şimdi de kalkmış diyor ki ben diyor İstanbul'un taksi ihtiyacını karşılayacağım. E karşılayana niye engel oldun Murat? Karşılayana niye engel oldun Murat? Hani senin vicdanın? Hani senin siyasi ahlakın? Yapma be kardeşim ya. Yapmayın ya. Sonra da biliyorum diyeceksiniz ki ya siz İmamoğlu'na destek veriyorsunuz. Ya bana ne İmamoğlu'ndan ya? Bunu İmamoğlu'nu nasıl eleştirdiğimi bilmeyen birileri ancak söyler. Ama adamın çalışmalarına lafım yok. Adamın belediye başkanlığı süper. Kardeşim. Böylesine çalışan bir belediye başkanı için böyle çamur atarak siyaset yapacak seçim kazanacaksan kazanma kardeşim ya. Yazıklar olsun ya. Bırakın geçin gidin bunlar ya. Ayıp.